Welcome. Bu pozitif zaten, moje prodajnice. Gdje görmekten derin doğduğum yeri ziyaret. Bu što kegi posetim pripadnici na turskata zajednica od moje prodajnice. Bir de ayrıca bizi... Kapalsan, Tadjeti, Dispunem, Tanşo. Sibetiyen Republik. Ülkede gibi izin hissetmişsiniz. Ve Nedvartet Hakikaten Bursa gibi, Edirne gibi bizim şehirlerimizden birisi Üsküp aslında. Bu özelliğinde bugüne kadar taşımış olan bir şehir. Hatta şunu dahi söyleyebilirim. Üsküp bizim şehirlerimizden daha fazla Osmanlı özelliğini koruyabilmiş. İnşallah kıyamete kadar da korur. Bu çerçevede TİKA'ya, Yunus Emre Enstitüsü'ne, bizim Kültür Bakanlığımıza çok işler düşüyor. Onları da bir kere daha yerinde gördük. Büyük sorumluluklar altında olduğumuzu bir kere daha hissetmiş olduk. Yine yaptığımız diğer işte Büyükelçiliğimizin vermiş olduğu resepsiyonda buradaki Makedonya'daki bizim Türkiye ile ilgili olan bütün dostlarımızla bir araya gelme, görüşme imkanımız oldu. Ve çok üst düzey görüşmeleri de gerçekleştirdik. Bugün de son gün. Gerçekten Plasnitsa'da ki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nun açılışı hakikaten muhteşem bir törendi. Çok duygulandık. Bosna'nın, Makedonya'nın en ucunda bir yerde, bir 6500 nüfuslu bir ilçede, tamamına yakını Türk olan bir ilçe. Türkçe konuşmayı bilmiyorlar, unutmuşlar. Önceden Türkçe eğitimin olduğu, 1916'larda Türkçe eğitimin olduğu bir yer. Orada böyle bir okulun açılması, daha doğrusu bu okulun yenilenerek açılması, eğitime açılması Türkiye açısından sembolik değeri olan bir yerdi. Oradaki toplantıda da sanki Türkiye'de herhangi bir şehirde, herhangi bir ilçede toplantı yapıyoruz gibi kendimizi hissettik. Velhasıl son derece güzel bir program. En son noktası da burası. Az evvel şu Truga'daki Halveti Tekkesi'ni ziyaret etme imkanımız oldu. Orada yine TİKA'nın faaliyetini sürdürdüğü Mustafa Kesir Paşa Camii ve Türbesi'ni yapımını denetledik. İnşallah nasip olur. Hem onun hemen yanında sizlerin de gördüğünüz eski Osmanlı hamamını almak ve onu da imar etmek nasip olur diye düşünüyorum. Ardından da son durağımız burası Ohri. Ohri'deki buradaki Halveti Tekkesi'nde son durağımızı yapmış oluyoruz. Ben bir kere daha bu gezide göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim için dolu dolu, yoğun ama son derece faydalı bir 3 gün geçti. Burada atılmış yeni adımlar, yine ayrıca hem Sayın Cumhurbaşkanı ile hem Sayın Başbakan'la yaptığımız görüşmelerde önümüzdeki döneme ilişkin bazı projeler üzerinde durduk. Bunları Sayın Büyükelçimiz ve buradaki arkadaşlarımız takip edecekler. Belki Türklerin bir serbest ticaret bölgesi inşa etmesi, Matto'nun yani Türk iş adamlarının oluşturduğu ticaret odasının burada bir serbest bölge oluşturması mümkün olacak. Ayrıca 3 tane yeni projenin kendilerine teklifini götürdük. Yine Sayın Cumhurbaşkanı İvanov'la üzerinde durduğumuz Üsküp Türk Çarşısı'nda bir yerin tahsis edilerek Medeniyetler İttifakı projesinde Makedonya ile Türkiye'nin ortak bir çalışmayı gerçekleştirmesi mümkün olur diye temenni ediyorum.